Aloha, yepyeni bir Abraham kaydıyla, videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. 14. Abraham videomuz olacak kanaldaki ve ilk defa bu videoyla benimle ve Abraham'la karşılaşıyorsanız, tanışıyorsanız öncelikle aloha diyorum tekrardan. Ve Abraham kimdir, ben bu videoda neden bahsediyorum hani hiç bilmiyorsanız Abraham Hicks'in kim olduğu ile ilgili bir video çekmiştim. İlk videolardan hani oynatma listesinden de bulabilirsiniz. Ona bir göz atın derim. Bunun yanı sıra da her videoda değişik konuları ele alıyorum. Abraham'ın konuşmalarını aslında hani ben İngilizceden Türkçe'ye çeviriyorum. Dolayısıyla yaptığım şey bu. Bu videonun da konusu her video farklı konuları ele alıyor. Bu videonun da konusu doğal yoldan kilo vermek olacak. Videoya bir de başlamadan önce şunu da söylemek istiyorum. Bu kayıt 2009 yılından alınmış ve o zamanlarda hani hatırlayanlarınız olacaktır büyük ihtimalle DVD'ler vardı. Hatta Think and Get Slim Natural Weight Loss diye bir DVD'si varmış, ondan bir alıntı. Yani Düşün ve İncel Doğal Yoldan Kilo Vermek DVD'sinden alıntı, bunu söyleyeyim. Bunun yanı sıra yine Abraham'ı özellikle tanımayanlar için onun bazı böyle tanımları, terimleri vardır. İşte upstream, downstream, akıntıya karşı gitmek, akıntıyla gitmek, vortex, alignment, alignment hizalanmak demek, vortex de o enerji alanı, enerji akışı demek diyeyim kabaca. Bunları da böyle söylemiş olayım ve artık videomuzun konusuna gelelim. Bu arada bu videoda yani daha doğrusu bu konuşmada bir kadın soru soruyor. Her Abraham videosunda aslında böyle oluyor. Birisi soru soruyor ve Abraham'ın ona cevapları oluyor. Kadının soru sormasına hani kadın Abraham diye gideceğim. Bilginiz olsun diyeyim ve başlıyorum. Doğal yoldan kilo vermek. Kadın. Seni dinlerken şunu düşünüyorum. Bir ilişkim var, param var ve hayatım birçok açıdan harika gidiyor. Şimdi ise bedenimle ilgili nasıl akışta olabilirim onu öğrenmek istiyorum. Fark ettiğim şey şu. Her şeyden önce hayatım boyunca yapabileceğim her şeyi yaptığımı düşünüyorum ve her şey sanki daha da kötüye gidiyor. Her diyeti uyguladım, her apı aldım ve her kitabı okudum. Abraham. Bir dakikalığına bunu konuşalım mı? Her diyeti uyguladım. Akışa karşı ya da akışla olması bağlamında her diyeti uyguladım. Sizce hangi yöne doğru gidiyor? Seyirci akışa karşı diyor. Abraham her hapı aldım. Seyirci akışa karşı. Abraham her kitabı okudum. Seyirci akışa karşı. Kadın spor yapmak için her aleti de aldım evime. Abraham öyleyse şimdi iyi haber şu. Bütün bu akışa karşı gitmelerde neyi istediğinin farkına varmak var. Öyleyse anlamalısın ki burada senin için vibrasyonel olarak süzülen bir şeyler var. Bir başka deyişle, tüm bu odaklanma, enerji, istek ve arzuyla ne zaman bir şeyi gerçekten çok 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 istesen ve biri geçen gün bize şunu söyledi, Abraham onu istemiyorum, ona zaten sahibim. Bize göre bu gülünesiydi çünkü insanlar istemeyi o şeye sahip olmamakla ilişkilendiriyor. Bunu yapmalarının sebebi ise bir şey istediklerinde ve kendilerine ona sahip olmak için izin vermediklerinde ve onu gerçekten istediklerinde bunu hissetmeleri. Anlıyor musun? Öyleyse farkına varmanı istediğimiz şey bu duygunun çok olumlu bir tarafının da olduğu. Bir başka deyişle, senin nehrin bu yöne doğru güçlü bir şekilde akıyor. Diğer türlü kötü, rahatsız hissediyor olamazdın. Bu da demek oluyor ki, ne zaman öyle hissetsen geri dönüp akışta olabilmek için bir yol bul. Sonuçlar sana hazır bir şekilde gelecek. Şunu bilmelisin ki, farklı insanlar yiyeceklerden farklı etki elde ederler. Bazılarının çok yediğini görürsün, senden çok fazla yerler ve incedirler. İstedikleri bedene de sahiptirler. Öyleyse bilmelisin ki ve sen bu metabolizma dersin, bizse bla 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 deriz. Buna ne demek istersen de, bu vücudundaki enerji dengesidir. Ne kadar ne yaptığının bir önemi yok. Eğer ki enerjisel olarak akışa karşı gidiyorsan, tırnak içinde yapman sana sonuçları getirmeyecek. Ve bu yüzden de metabolizman yavaş.
Bu yüzden bedenin neyi istemediğine tutunuyor. Bu konuda akışa karşı gittiğini görüyor musun? Oyunu oynamaya başladığında akıştasın, akıştasın, akıştasın ve akıştasın. Böylelikle ne yapılacağıyla ilgili ilhamın gelmesi daha kolay ve sadece daha kolay olmakla da kalmayacak. Aynı zamanda fark edeceksin ki farklı yapman gereken o kadar çok şey yok. Çünkü zaten farklı yapıyor olduğun şeyler seni farklı bir enerji tutumuna sokacak. Ve bu farklı enerjisel tutum senin önceki yaklaşımından çok farklı bir şekilde yemeğe yaklaşımına sebep olacak. Akışta olduğun zaman metabolizman daha da iyi çalışmaya başlayacak. Biz seninle dalga geçmiyoruz. Direnç her şeyi bataklığa sürükler. Bu yüzden tüm kalp rahatsızlıkları, felçler, hastalıklar, çok yoğun ya da hafif olması da fark etmez bu hastalıkların. Bunlar hep titreşimle, akışa karşı giden enerjiyle alakalı. Bu enerjisel bir mücadele, halat çekme oyunu gibi tıpkı. Doktorlar daha yeni yeni hastalıkta stresin etkilerini anlamaya başladı. Ve bu aslında her şey. This is, this is, this is. Ve burada bu arada ben arkadaşlar parantez açarak şunu da belirteyim. This is dediğinde is kolaylık ve rahatlık demek. This de karşıt demek. Dolayısıyla da rahatlığa karşıt gelmek. Hani İngilizce'deki this is'in anlamı da hastalık. Rahatlığa karşı gelmek demek hastalık diyor. Onun altını çiziyor diyorum. Parantezi kapatıyorum. Görüyor musun? Kadın tamam ama Abraham sorun yok. Kadın bir şeyi gerçekten istediğinde Abraham öyleyse enerji de çok hızlı hareket ediyor. Kadın evet. Ne kadar denersem o kadar berbat bir hale de geliyor. Abraham, işte bu tam da senin tanımlamanı istediğimiz duygu. O kadar deniyorum ki, bu demek oluyor ki ben tamamen akışa karşı gidiyorum. Öyleyse belli başlı yiyecekler var ve onları yemelisin gibi bir şey değil bu. Onları yiyerek sonuç alacaksın gibi. Bu seni şişmanlatacağına inandığım bir şeyi yiyemezsinle alakalı. İnci olamazsın. Bir başka deyişle bu senin titreşimsel enerji dengenle alakalı. Eğer yapman gerektiğine inandığın şeyleri yapmaya başlarsan ve onları kolaylıkla yaparsan direncin de çözülmeye başlayacak. Sonra daha fazla fikir sana akmaya başlayacak. İnsanlar sana tarifler gönderecek. Yeni ürünler bulacaksın. Sonuç almaya başlayacaksın. Kilo vermeye başladığını fark edeceksin. Bunun akışına girmeye başlayacaksın, daha iyi hissetmeye başlayacaksın. Enerjin artacak, daha fazla hareket etmek isteyeceksin ve tartıya çıkacaksın. 30 gündür yapmamış olduğun bir şey olacak bu. Ve wow, 7 kilo vermişim diyeceksin. Zor olan hiçbir şeyi de yapmadığın halde üstelik. Sadece sana iyi hissettiren şeyleri yaptın ve aldığın sonuca bir bak. Biz diyoruz ki, alacağın sonuçlar enerjisel hizalanmandan dolayı olacak. Öyleyse bu sürecin bileşenleri hakkında biraz konuşalım. Bu gerçekten nedir? Borçtan kurtulma prosesi, süreci tam olarak nedir? Bu titreşimi ilerletmek için aksiyonu, hareketi kullanmakla ilgili. Bu iyi bir insan taktiği. Biz öyle düşünüyoruz çünkü bizden genelde titreşimini temizle ve ilham olarak gelen hareketle devam et cümlesini duyuyorsunuz. Bu şeyler bedenin gibi. Bedenin kontrol etmesi güç bir şey. Onu her yere beraberinde götürüyorsun. Bedeninin nasıl göründüğü, hissettiği titreşiminin önemli bir bölümü. Ve aynı şey para için de geçerli. Para da seni tüm gün, her gün etkiliyor. Öyleyse seni biraz olsun iyi hissettiren bu eylemleri uyguladığın zaman olacak olan şey hareket enerjiyi geliştiriyor olacak ve enerjinin gelişmesi daha çok harekete ilham kaynağı olacak. Ve hareket enerjinin gelişmesine sebep olacak ve enerjinin gelişmesi ve sonrasında içten motivasyonu yüksek hissedeceksin. İçten yüksek olan motivasyona da biz ilham diyoruz. Biz bunu aslında her konuyla ilgili söylüyoruz. Önemli bir nokta ise şu, herkesi bu denklemin dışında bırakmalısın. Çünkü onun bunun nasıl göründüğü ya da ne kadar yemek yediği, neyden ne kadar sonuç aldıkları bunların hiçbiri seninle ilgili olmamalı. Senin için bunların hiçbirinin bir önemi olmamalı.
Esther arkadaşlarıyla yıllar önce gittiği bir akşam yemeğini hatırlıyor. San Francisco'da harika bir Hint lokantasına gitmişlerdi ve Esther'ın baştan aşağı mankenlere benzeyen arkadaşı iki büyük ara yemek siparişi verdi ve hepsini kendi yedi. Üstüne de tatlı yiyip bitirmeyen herkesin tatlısını da yedi. Bitirdi. Esther ona şöyle dedi. Umarım bundan böyle arkadaş olamayacağımızı anlayışla karşılarsın. Gloria Esther'a bakıp yemek benim arkadaşım dedi. Ve Esther benden nefret ediyor, benden kesinlikle nefret ediyor dedi. Bu tam olarak gelmek istediğimiz nokta. Bir başka deyişle bu konuyla ilgili hizalanmalı, kendinin arkadaşı olmalısın. Seni iyi hissettiren şeyleri yapmaya başlamalısın. Burada kendine verdiğin sözü tutmak devreye giriyor. Kendine verdiğin söz bedeninde mutlu olmadığında hissiyatı, hareket edişi, nasıl göründüğü daha da enerjisi artmış oluyor, sanki roket fırlatır gibi. Bedeninde en kötü hissettiğinde en çok soru soruyor halde oluyorsun. Öyleyse burada harika bir enerji akışı mevcut. Senin de hızını ayarlaman ve onu yakalaman gereken. Diğer türlü kendi halat çekme savaşını yaratmış oluyorsun. Bu süreç bu ikisi arasındaki gerginliğin azalmasına, kolaylaşmasına sebep olacak. Sana söz veriyoruz. Enerjini değiştirecek ve enerjin değiştiğinde bedenin istediğin hale gelecek. Anlamanı istediğimiz en önemli nokta ise şu. Bir yanda zayıf ve fit olmak, olmak istediğin hal burada diyelim. Hissettiğin ise tam zıt tarafında duruyor. Fark etmeni istiyoruz ki, akışla gitmen yeterli. Hatta sadece yeterli de değil, yapabileceğin tek şey bu. Ve yapabileceğin tek şey bu değilden de öte, bu yeterli. Ve yeterli olmakla kalmayıp aynı zamanda yapabileceğin tek şey bu. Bir başka deyişle, yapabileceğinle barış halinde olmalısın. Yapabileceğinle barış halinde olduğunda, bu sözlerini tuttuğun zaman, akış halinde olmak parantez içinde, suda süzülüyor ve kendini daha da iyi hissediyorsun. Sonuçları alıyorsun ve bu bir sorun olmaktan çıkıyor. Ve bugünden çok uzak olmayan bir günde bu sandalyede oturup, Abraham, ilişkim var, bedenim harika ve bu hafta ikramiyeyi kazandım diyeceksin. Arkadaşlar, derin bir nefes alalım diyorum. Ben her Abraham çevirisinden sonra ya da Abraham'ı dinledikten sonra böyle bir rahatlıkla doluyorum, huzurla doluyorum, neşeyle doluyorum, coşkuyla doluyorum. Umarım siz de böyle hissediyorsunuzdur ya da nasıl hissetmek size iyi geliyorsa, iyi geldiyse, yani hafiflemiş diyeyim kabaca, umarım hissetmişsinizdir. Özellikle bu bölümü kaydetmek istedim çünkü kilo vermekle ilgili ya da sadece kilo vermek de değil, hani borçtan kurtulmak olabilir ya da hayatınızda zorluk yaşadığınız şeylere bu şekilde Abraham'ın yaklaşımından yaklaşırsanız belki o anlamda sizin yolunuzu açabilir. Ama ben kendim kilo açısından ele alacağım. Çünkü ben de hala, yani evet, hala kilo vermek istiyorum. Kilo vermeyi seçiyorum. Hepimize bu açıdan, tabii ki bunu seçenlere diyeyim, kolaylıklar sağlasın. Gelecek videolarda ele almamı istediğiniz başka konular varsa arkadaşlar, yorumlara yazın. Hangi konuyu, yani Abraham'ın ele aldığı hangi konuyu ele almamı istersiniz? Özellikle hayatınızda hangi konuda ya da konularda zorluk yaşıyorsunuz? Onları yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Ve aynı zamanda bu, hani hem bu videoyu hem de diğer kanaldaki Abraham videolarını dinlediğinizde sizde ne gibi değişimler oldu ya da oluyor? Çünkü bana Instagram'dan da çok yazanlarınız oluyor, hani mesaj olarak iletenleriniz. Ama yorumlara da yazarsanız hem ben okumuş oluyorum hem de bu videoları izleyen, dinleyen diğer arkadaşlarımıza da fayda sağladığını düşünüyorum. O yüzden oradan da paylaşımda bulunursanız çok sevinirim. Instagram'dan takipte kalmak isterseniz aşağıda bir yerlere Instagram'ı bırakıyor olacağım. Bunun yanı sıra bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, Abraham'ı ve beni sevdiyseniz de takipte kalmak için abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Zaten hani bir süredir artık takipteyseniz, hani kanalda sadece Abraham videoları yok, birçok farklı alanda ve konuda birçok farklı video geliyor diyeyim. Oradan da hani göz atabilirsiniz başka neler var Kardelen kanalında diye. Her cuma 6'da video geliyor genelde.
Olabildiğince hani sizden özellikle astroloji ve Abraham'la ilgili video istekleri çok fazla geliyor. Onlara daha doğrusu öncelik vermeye önem gösteriyorum. Ama tabii ki işte vloglar, diğer videolar da geliyor. Neyse benim konuşasım varmış arkadaşlar. Böyle haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. İyi ki varsınız diyorum. Mahalo, gerçekten varlığınıza yani minnettarım. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Hoşça kalın.